Bölgemizde uzun zamandır yaşanan mülteci sorunu geçtiğimiz hafta yaşanan facia sonrasında tüm dünya basınının gözlerini Bodrum'a çevirmesine ve mülteci sorununun dünya çapında insani yönüyle tartışılmasına neden oldu. Dünya çapında yayın yapan basın kuruluşlarının neredeyse tamamı geçtiğimiz 10 gün boyunca Bodrum'dan mülteci sorunu ve yaşanan insanlık dramları ile ilgili çeşitli haberler geçti. Konuyla ilgili tüm gelişmeleri hızlı ve titizlikle okuyucularına aktaran Kent Haber'in yayınları bazı uluslararası haber ajansı ve yayın kuruluşlarının da dikkatini çekti. Yurt içinde Anadolu Ajansı ve TRT'ye haber servis eden Kent Haber bu süreçte dünyanın en büyük ve saygın haber ajansı Associated Press'e bölgeden haberler geçerken İngiltere'nin en etkili gazetelerinden The Guardian'dan Helena Smith, Kent Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz'la yine dünyanın en önemli haber kanallarından Katar merkezli El Cezire Televizyonu da Kent Haber Genel Koordinatörü Fatih Bozoğlu ile yaptıkları röportajlarla bölgedeki sorunu okuyucularına duyurdu. أخبار تلقي بظلالها على معظم السكان المحليين يطالبون يفتح طريق رسمي لهؤلاء اللاجئين ليعبروا Mülteci sorunuyla ilgili en doğru ve güvenilir haberleri Bodrum Yerel Basınından takip ettiklerini dile getiren El Cezire muhabiri Almutaz Bella Hasan, Kent TV Haber Koordinatörü gazeteci Fatih Bozoğlu ile Suriyeli göçmenlerle ilgili bir röportaj yaptı. Pazar günü Aylan Kurdi bebeğin cansız bedeninin bulunduğu Akyarlar'da yapılan protesto gösterisini izlemeye gelen Suriyeli muhabir Almutaz Bella Hasan, Hıdır Çam'la da bir röportaj yaparak eylem hakkında bilgi alırken Kent TV Haber Koordinatörü gazeteci Fatih Pozoğlu'ndan da mülteci sorununun bölgedeki gelişimi ve etkileriyle ilgili bilgi ve görüşlerini aldı.